كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Bizim işimiz bu. Bizim işimiz emir bil maruf, nehyanil münker zaman. Emir bil maruf, nehyanil münker zaman. Kardeşim, millet gavur oluyor. Millet birbirini bozmak için yer arıyor kardeşim ya. İlmi yok, fikri yok, zikri yok, cahil, cühela, zır cahil, delirmiş. Ama bakıyorsun kardeşim, üf, adam evliyaullah, keşif keramet sahibi, veliullah olmuş yani. Ya böyle bir şey var mı kardeşim ya? Bak hani konuşmayayım diyorum ama ya çatlayacağım artık, ortadan ikiye bölüneceğim ya. Ya şu Mehdi Aleyhisselam meselesi. Bununla alakalı birkaç tane video yaptık. Bakın birkaç tane video yaptık. Detaylarıyla beraber. Kaynaklarıyla beraber. Ama yok kardeşim, bu bizim millette, bak bizim milletten adam olmaz kardeşim. Açık açık konuşuyorum. Ya bugün YouTube'da denk geldi. Bir kardeş, Allah razı olsun, ben böyle ara sıra kontrol ediyorum yorumları. Bir kardeş atmış Mehdi ile alakalı. Bir sayfa var. Sayfada baştan aşağı sırf Mehdi Aleyhisselam'la ilgili videolar. Ama hepsi de şey yani. Çoğu düzmece. Yani olay şu. Büyük bir ihtimal bu sayfanın bir Mehdi'si var. Herkesin bir Mehdi'si var zaten. Aslında yakında şeyde her evden bir Mehdi çıkacak zaten. Hani her eve lazım olacak. Belli bu sayfanın bir Mehdi'si var. Kendi Mehdi'sini ön plana çıkarmak için işte Abdülkadir Geylani'nin Mehdi ile alakalı konuşmaları, Mehdi ile alakalı hadisler, bilmem kaçıncı yüzyıla Mehdi. Ya neler neler, sırf sayfa baştan aşağı Mehdilerle alakalı videolarla dolu. Bak şimdi. Mevzu nereye bağlayacağız? Bu Mehdici sayfa, Mehdici sayfa abi. Abi gidiyor Diyarbakır'a. Diyarbakır'daki meşhur evliyaullah, keşif keramet sahibi veliullah kuddise sirruhu Ramazan Hoca'ya gidiyorlar. Alim, Allame-i Cihan. Tabi. Alttaki yorumları görün. Allah, yani bak şuradan şöyle, Allah beni nasip etmesin, öleyim şurada. Kıskanıyorsam, zerre kadar kıskanıyorsam şuradan şuraya gitmeyeyim. Yani alttaki yorumları okuyun. Aman ya Rabbi bak. Bak o kadar açık konuşum. Biraz daha zorlasa Ramazan'a peygamberliği verecekler yani. Bak o kadar açık konuşuyorum. Biraz daha zorlasa. Zaten evliya diyorlar. Veli diyorlar. Tabi. Evliya, veli, keşifkar, her şey var. Tabi bu Ramazan'da her şey var. Hani hatta şunu söyleyeyim. Ramazan dese ki ben Mehdi'yim. Bak açık açık konuşuyorum. Ramazan dese ki ben Mehdi'yim kardeşim. Abartmıyorum. Şu memlekette onun peşine 100.000 kişi gider. 100.000. Öyle sapkınlar gitmiş bunun peşine. Mevzuyu nereye bağlayacağım? Bu Mehdici sayfa Ramazan Efendi'ye gidiyor. İşte hani kendi Mehdi'sini, bak işte kendi Mehdi'sini piyasaya sürmek için alttan zemin yapıyor. Zaten gittiği adam da takiyeci. Tabi tam takiyeci. Tam yalancı, tam takiyeci. Öyle böyle değil yani. İşte Ramazan hocam, övgüler, hürmetler, Ramazan uçtu tabi. Hemen yani Ramazan'ın kanatları çıkıyor arkada. Mehdi Aleyhisselam hakkında ne konu? Mehdi Aleyhisselam, bak Allah aşkına bak ya. Diyor ki Mehdi Aleyhisselam yaşıyor. Bak. Mehdi Aleyhisselam yaşıyormuş. Şu anda tebliğ çalışmalarını yapıyormuş. Allah müsaade etmediği için de kendini piyasaya çıkarmamış. Bak. Şu anda çıkmış. Hatta Ramazan Efendi diyor ki Mehdi Aleyhisselam Türkiye'de diyor. Hani yakında diyecek şuradan şeyde yani. Bizim Diyarbakır'da diyecek. Köşede şu kebapçının yanında diyecek. Az kaldı. Bak az kaldı. Hani kendisine Mehdi diyemiyor. Hani diyemiyor. Aslında zorluyor. Oraları getirmeye çalışıyor da herhalde. Türkiye'de dedi. Çıktı dedi. Tebliğ yapıyor dedi. Daha ne saysın bu adam? Saydı. İşte Kur'an'da da şu var bu. Aman ya Rabbi. Hele yandan biri müdahale etmesin. Abi bir deliriyor. Bir çıldırıyor. Bak bir sürü videoları var. Yandaki diyor ki, bak Allah rızası için konuştuğu kelime bakar mısın? Mehdi Aleyhisselam hakkında Kur'an'da 100'e yakın. Bak 100'e yakın, 150-200 tane ayet var diyor. Allah rızası için konuşuyorum. Allah için konuşuyorum. 100'e yakın, 150-200 tane ayet ne demek ya? Ya akıllı bir adam işi mi ya? Bak gerçekten öyle bir şey olsa insan der ki kardeşim hadi dersin 200'e yakın ayet var. 100'e yakın, 150-200 tane ayet var diyor. Kur'an'la Mehdi Aleyhisselam'la alakalı. Allah rızası için ya. Kaf suresi 2. ayet diyor.
Kaf suresi 2. ayetin mealine bakıyorsun, alakası yok. Alakası yok. Yanda adam müdahale etti ya diyor, o ayet diyor peygamberimiz için inmedi diyor. Ne alakası var? İşte Kur'an sürekli kendini güncelliyor. Kur'an yüzyıla bir kendini güncelliyor. Böyle şeyler olur mu? Baba lafa bak. Deccal çıkacakmış. İsa aleyhisselam çıkacakmış. Ama diyor Deccal'i diyor Mehdi aleyhisselam öldürecekmiş. Allah sana akıl fikir versin. Sana inanana da akıl fikir versin ya Rabbi ya Resulallah ya. Ya delirmek elde değil. Vallahi bak yani çıldıracağım ya. Hani susayım konuşmayayım diyorum da bu kadar bariz yalan, bu kadar uydurma olur mu ya? Ya bir de kaynak veriyor. Kaynak ne? Mevdudi. Mevdudi diyor ya. Efendi Hazretlerimizin merdudi yani reddedilmiş dediği, yani sevmediği, uzak durun dediği adama kaynak veriyor bir de ya. Bir de yalan söylüyor. İmam-ı Rabbani gibi söylüyor. İmam-ı Rabbani diyor kardeşim Mehdi Aleyhisselam 100 yılın ilk çeyreğinde çıkacak diyor. Biz 1440'dayız ya. 1440 küsürdeyiz. İlk çeyrek demek 1425'e kadar çıktı demek. Ne demek oluyor şu anda İmam-ı Rabbani'nin mektubatındaki beyanlara göre? Şu anda bu yüzyılda çıkmayacak. İmam-ı Rabbani'yi örnek veriyorsun ama hariçten gazel okuyorsun. Ne demek 200 tane ayet var ya? Diyor ki 200 tane ayet var. Say bir tane Kaf suresi 2. ayet. Ne oldu 199 ya? Say. Sayamazsın çünkü sen yalancısın, sahtekarsın. Sana inanan da Allah akıl fikir versin. Ben biliyorum şu anda. Allah'ın izniyle ben bu videoyu atacağım YouTube'a. Altına ne hakaretler, ne küfürler. Sen Ramazan hakkında nasıl konuşuyorsun? Ramazan evliya, Ramazan ölü konuşuyor. Ne güzel cevap veriyor. Ne cevap veriyor? Ayaküstü yalan söylüyor kardeşim ya. Buhari hadis var. Buhari hadis ya. Hazreti İsa inecek Şam'da Emevi Camisi'nin beyaz minaresinin dibine. Hazreti Mehdi imamken Hazreti İsa Hazreti Mehdi'nin arkasında namaz kılacak. Camiden çıktıkları zaman Deccal karşılarına çıkacak. Hazreti İsa'yı görünce tuzun suda eridiği gibi Deccal eriyecek ve Hazreti İsa tarafından Deccal öldürülecek. Sen kalkmışsın diyorsun ki Hazreti Mehdi öldürülecek, Hazreti İsa öldürmeyecek. Diyor ki Türkiye'de çıkacak. Yani ne Türkiye'si kardeşim ya? Medine'de doğacak. Medine'de doğacak. İsmi Muhammed olacak. Ama Mekke'den çıkacak. İslam'ın bozulduğu bir dönemde çıkacak. İslam'ın yok olmayı tuttuğu bir zamanda çıkacak. 2 milyar Müslüman var. Akıl akıl. Buhari'de geçiyor kardeşim. Kütüb-i Sitte'de geçiyor. Kaynak verdik kaynak. Bir sürü sahih kaynaklarda geçiyor bu iş ya. Allah razı olsun ya. Ya bu adama ben bak ilk çıktığı günden beri diyorum ki elhamdülillah Rabbim feraset vermiş bize elhamdülillah. Bu adamın peşinden gitmeyin diyorum. Ya adamın peşinde deli gibi sürükleniyorsunuz. Allah için uyarıyoruz ya. Vallahi yani biraz hak verin ya. Ya bu kadar mı uydurma olur ya. Türkiye'de çıkacak, orada çıkacak. Çıktı diyor bir de. Ya uyduruyorsun da bari ölçülü at be kardeşim. 200 tane ayet var diyorsun. Bir tane ayet söylüyorsun ya. Madem çok ilim sahibisin. He? Konuş. Konuşamazsın çünkü atıyorsun. Atıyorsun. Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Şam'da toplanacaklar. Ya 2 milyar Müslüman var. Nerede toplanacaksın? Kaynaklar var kaynaklar. Buhari diyorum sana daha ne diyeyim ya. Horasan'dan ordular gidecek Mehdi Aleyhisselam'a. İstanbul'dan ordular gidecek. Mehdi Aleyhisselam İstanbul'a gelecek, sonradan gelecek. İstanbul'u fethedecek. Mehdi Aleyhisselam Vatikan'a gidecek. Vatikan'ı fethedecek. Avrupa'da 7000 tane mescit yapacak. Oho ho! Ramazan. Uçma Ramazan uçma. Türkiye'de bir sürü sahte Mehdi var. Onlara ağzını açıp içerim etmezsin de kardeşim. Kalkmışsınız kafanıza göre. Herkes bir Mehdi çıkarmış ya. Ya Allah için öğreniyoruz kardeşim. Saçma sapan iş yapmayın ya. Ya Mehdi Aleyhisselam'ın tarifi var, şekli var, şemali var. Aman ya Rabbi bunlar da var ya. Yani desteksiz atıyorlar. Kanal zaten sahtekar. Kendini Mehdi'sini tasdiklemeye çalışıyor. Ramazan da zaten takiyici ya. Gönder gelsin abi. Gönder gelsin. Daha düne kadar diyor ki Bediüzzaman diyordu. Bak Bediüzzaman aynen böyle diyor. Said Nursi diyor ilmi benden öğren diyordu. Videosu var kardeşim. Yalan söylemiyorum ya. Bediüzzaman ilmi benden öğren diyordu. Şimdi bir videosunda övüyor, bir videosunda laf söylüyor. Bu nasıl iştir? Allah rızası için uyuruyoruz kardeşim. Bu Ramazan denen herifin peşine gitmeyin. Bak gitmeyin. Allah için uyuruyorum. Bana ne kardeşim ya? Ben Ramazan'ın peşinden, pirin peşinde miyim kardeşim? Bana ne hali varsa görsün ya. Ya millet akşama kadar ifsad ediyor bu adam ya. Akşama kadar bak. Ya Allah için bir iki tane videosunu açın. Konuşurken yandan böyle bir müdahale olunca ya adam haklı olarak müdahale ediyor. Kardeşim sen öyle diyorsun ama böyle diyor. Sen ne konuşuyorsun? Ben ayet konuşuyorum. Ben hadis konuşuyorum. Lan sen ayet hadis konuşuyorsun da konuşun ayet hadis de sallıyorsun alakasız yani. Alakasız kardeşim. Yok Kur'an yüzyılda bir güncelleniyormuş da bilmem şu suredeki ayet aslında şöyle olmuş. Ya destekli at destekli.
Bak tamam atıyorsun da kardeşim biraz destekli atın be kardeşim ya. Ya az uydurun be kardeşim ya. Allah razı olsun uyarıyoruz. Mehdi Aleyhisselam'la alakalı kardeşim bak delilleriyle, belgeleriyle eski videolarımızı açın bakın. Hüseyin Çevik Mehdi yazın zaten çıkıyor. Zaten İstanbul'da bir sürü Mehdi var. Tabii. Biz onlara reddi yaptık. Adamlar bizi ölümle tehdit ediyor. Tabii. Mehdi Aleyhisselam'ın adamları beni ölümle tehdit ediyor baba. Mehdi Aleyhisselam tabii. Bunlar o kadar ulu makamda ki ölümle tehdit ediyor. Sen Mehdi Aleyhisselam'ın adamıysan ben de sana reddi yapsam kardeşim varsa ilmi sen de bana reddi yap. Ama yok. Yok kardeşim. Öbür taraftan çıkmış bizim Mehdi Efendi. Aman ne kadar şeyler yani. Adnan Oktar'ın kedicikleri inşallah maşallah diyordu. Bu sahte Mehdi'nin adamları elhamdülillah. Elhamdülillah. Başka kelime yok ya. Elhamdülillah. Adam kocaman yazı paylaşmış mesela sayfalarca. Altına yorumların %90'ı elhamdülillah. Ya arkadaşım nelerle uğraşıyoruz ya. Hani bazı arkadaşlar da çok bilmişler de millet gavur oluyor da millet namazsız abdestsiz de sen neleri konuşuyorsun? Bu daha beter. Bu daha beter. Millet gavur olup gidecek. En azından namazsız olursa belki bir yerden kurtar Allah Celle belki affeder. Yaptığı bir iyilik sebebiyle belki onun namazlarını örtebilir. Ama itikat gittikten sonra, iman gittikten sonra, sahte peygamberlere, sahte mehdilere sen taptıktan sonra sen ila cehenneme zümera kardeşim. İla cehenneme zümera öyle böyle değil yani. Allah rızası için uyarıyoruz. Şu Ramazan'dan uzak durun. Bak elhamdülillah, elhamdülillah kibirden Allah'a sığınırım. Kardeşim şu adam bozuk dediysek o adam bozuk çıktı. Elhamdülillah. Bu da neye dayanarak söylüyorum bunu? Kardeşim konuştuğumuz şey ayetten, hadisten. Biz ayetle ve hadisle delilli konuştuğumuz için karşımızdaki reddi yaptığımız sahtekarların yüzü hemen tak düşüyor Allah'ın izniyle. Allah bir yerde rezil ediyor. Gerçekten rezil ediyor. Adam günahkar olabilir kardeşim. Tövbe eder, toparlanır. Ama sen sahtekarsan Allah seni rezil eder. Aa çıktı ya. Enis tığlı mıdır nedir? Tığlı mıdır? Tığsız mıdır? Adam yok 300 tarikattan bilmem ne yapmış. 55 tane bilmem ne yapmış da uçuyor. Koy. Küfür ediyor adam ya. Küfür ediyor ya. Ne küfürler ediyor? Onu yapan hiçleri yapmayan anladın sen onu. Bu ne ya? Şeyhe bak şeyhe. Şeyhin ağzından çıkan kelimelere bak. Elhamdülillah. Cübbeli Ahmet hocamız da uyarıyor bak böyle böyle adamlardan uzak durun diyor tak çıkıyor. Selefi derneklere bak nasıl çıkıyor. Çıkıyor. Bizden de isim istediler. Ben bunu şimdi ilk defa söylüyorum ama bizden de isim istediler. Bildiğiniz sanadığınız Vahabi Selefi derneği varsa isimlerini verin. Cübbeli Ahmet hocamıza vereceğiz. Delil sunsun diye. Elhamdülillah bildiklerimizi verdik. Yapmamız lazım. Birilerinin bir şeyler yapması lazım. Bu sahtekarlara, bu kendini bir şey zannedenlere, evliya Allah zannedenlere, veliyullah zannedenlere kendilerini haddine bildirmemiz lazım kardeşim. Ben kimim kardeşim? Ben garip. Garip bir vatandaşım. Tebliğciyim. Tebliğciyim. Ben tebliğ ediyorum. Sahabilerin yaptığı gibi. Ben sadece tebliğ yapıyorum kardeşim. Benim işim bu. Ha çok biliyorsan kardeşim, kur kamerayı kardeşim. Geç kameranın karşısına kardeşim. Konuş. Bak bakayım 10 dakika direnebilecek misin? 10 dakika konuşabilecek misin? Kalk bana 10 dakika reddi yap. 10 dakika kağıda kaleme bakmadan bana reddi yap ya. Hadi bakalım. Yapamazsınız çünkü. Niye? Siz batılsınız. Biz elhamdülillah ehli sünnet vel cemaat akidesindeyiz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şimdi kıymetli kardeşlerim biraz ateşim yükseldi kusura bakmayın. Geçen hafta zaten sakin konuştum. Sesim çıkmıyordu. Dedim haftaya ben dedim bunun açısını çıkartırım dedim ben. Size söyledim kusura bakmayın yani ha. Öyle bir şey yok. Oturup dinleyeceksiniz. Oturup dinleyeceksin kardeşim. Beni dinleyeceksin diye değil kardeşim. Hakkı konuşan dinleyeceksin. Oturacaksın kardeşim. Kameranın bilmem neyin başına, bilgisayarın başına. Cübbeli Ahmet Hoca'yı dinleyeceksin. Kerem Öndür Hoca'yı dinleyeceksin. Abdülmetin, rahmetli Abdülmetin Balkanoğlu Hoca'yı dinleyeceksin. Timur Taş Hoca'yı dinleyeceksin. Rahmetullah aleyh. Mustafa Özşimşek'leri dinleyeceksin. İsmail Hünerci'yi dinleyeceksin. Ali Ulvi Uzunlar'ı dinleyeceksin. Bir sürü hoca var ya. Fatih Çıtlak dinleyeceksin, Nihat Hatipoğlu dinleyeceksin. Bunları dinleyeceksin kardeşim. Bak isim isim veriyoruz. Daha kimi dinleyeceğini de söyleyeyim. Daha ne yapayım ben sana? Allah için uyarıyorum kardeşim. Allah rızası için uyarıyoruz. Uyarmaya devam edeceğiz. İnşallah. Tamam.